Almanya'nın Bavyera bölgesinde bulunan Johannesburg Sarayı, dönem Almanya'sının en önemli Rönesans saraylarından biridir. Johannesburg Kalesi, Almanya'nın Aschaffenburg kentinin merkezinde, Main Nehri üzerindeki Frankfurt'a 40 kilometre uzaklıkta bulunan bir Rönesans kalesidir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra restore edilen kırmızı kum taşından yapılmış kale, şehrin bir sembolü, hem Aschaffenburg'un hem de çevredeki bölgenin başlıca cazibe merkezlerinden biri olarak kabul edilir. ...1605-1614 yılları arasında Mimar Georg Rindender tarafından Mainz Başpiskoposu Johann Schweikart'ın ikinci konutu olarak yaptırılan saray oldukça etkileyici bir mimariye sahip. 1552'deki büyük yangın sırasında Aschaffenburg şehrinin büyük bir kısmı tahrip edilince Başpiskopos Johann Schweikart Georg Rinding'e yeni bir kale için bir plan hazırlamasını emretti. Sonuç olarak simetrik, kare şeklinde bir kale inşa edildi. Johannesburg Kalesi'nin inşası tam 9 yıl sürmüş. 1631'de Johannesburg Kalesi, 30 yıl savaşına katılan İsveç kralı tarafından yağmalanma ve yakılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış. Fakat İsveç kralı savaşta ölünce Johannesburg Kalesi yıkılmaktan kurtulmuş. 18. yüzyılın sonunda ise kalenin iç mekanları klasizm ruhuyla yeniden inşa edilmiş. ...1945 baharında ise kale birkaç bomba ve topçu saldırısıyla ciddi şekilde hasar görmüş ve neredeyse tamamen yanmış. ...350 yıllık binayı yeniden inşa etme zamanı geldiğinde ise Aschaffenburg tarafından özenle korunan eski çizimler oldukça yardımcı olmuş. Köşe kulelerin yüksekliği 64 metredir. Bu da her bir kanadın genişliğine karşılık gelir ve tüm yapıyı şaşırtıcı bir şekilde orantılı gösteriyor. ...1964'te saray yeniden açılmış ve şimdi birkaç müze koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Galeri, aralarında Hans Baldung Green ve Lukas Cranach'ın çalışmaları da bulunan birkaç olağanüstü resim ile dekore edilmiştir. Ayrıca müzede heykeller, şehir manzaraları, şehir loncalarının eski ekipmanları, otantik mobilyalar, zengin bir Alman ve yabancı seramik koleksiyonu, çağdaş sanatçıların eserleri gibi etkileyici bir koleksiyon bulunmaktadır.
18. yüzyılın sonunda şehrin savunmasına ihtiyaç duyulmayınca Johannesburg çevresindeki hendekler ve bariyerler üzüm bağlarına, meyve bahçelerine ve sebze bahçelerine dönüşmüş. Mainz Başpiskoposu Friedrich Karl Joseph, kalenin tüm alanını dar, dolambaçlı patikalar, verandalar ve çardaklar, çiçekli bitkilerle iç içe, taş duvarlar ile tek güzel bir bahçeye dönüştürmüş. İlginç bir şekilde kalenin etrafındaki bahçede Aschaffenburg'un özel iklimi sayesinde incir gibi Akdeniz meyveleri yetişiyor. Kalenin batı kanadında bulunan İngiliz Parkı, Portekizli mimar Emmanuel Joseph tarafından tasarlanmış. Bu park, ziyaretçilerine nehir boyunca uzanan güzel bir doğa yürüyüşü sunuyor. Bu parkta yürüyüş yaparken nehrin ve kalenin muhteşem manzarasına hayran kalmamak elde değil. Johannesburg Kalesi, Aschaffenburg Rönesansı'nın en görkemli yapılarından biridir. Sadece oranlarının doğruluğu açısından değil, aynı zamanda Main Nehri üzerindeki mükemmel konumu ile de dikkat çekicidir.